Selamünaleyküm sevgili dostlar. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün yine Assetto Corsa'dayız. Altımızda BMW E46 var. M3. Ve gerçekten E46 acayip tav olup düştüğüm bir kasa. Şimdi grafik modu güzel. Harita güzel. Yağmur modu açık. Arabanın modu güzel. Böyle güzel bir görüntü çıkıyor ortaya. Arkadaşlar V2 grafik paketimiz artık %90 oranında bitti. Sonra geldi ve bununla ilgili bir çekiliş yapacağız ileriki videolardan birisinde. Bununla ilgili detayları da videonun içerisinde vereceğim. Videoyu sardırmadan izlersen beraber bunları da belirlemiş oluruz kankam. Şöyle yavaştan yolumuza çıkalım. Böyle şeylerden de haberdar olmak için yapman gereken şey belli. Kanala abone oluyorsun. Yanındaki çan simgesini de bir koyuyorsun gözüne. Her video attığımda bildirim sana düşüyor kankam. Bütün etkinliklerden haberdar olmuş oluyorsun. Zaten sık sık çekiliş yapıyoruz. Çekilişi kazanan arkadaşların bilgisayarlarına bizzat ben yükleyeceğim modu. Hani Assetto ile ilgili başka ufak tefek sıkıntıları da varsa onları da beraber çözmüş oluyoruz böylece. Böyle ufaktan şarkının patlama yerinde alalım abi. Şimdi bir sonraki videolarda bir E60'ımız var. M5 manuel. Ama böyle kulakların pasını silen cinsten. Yani öyle bir video gelecek. Neşet Ertaşlı da olabilir. Artık orası bende kalsın biraz. Bir şeyleri var. Subaru gelebilir. Subaru konusunda emin değilim. Bir tane Station Subaru'muz var. Bayağı güzel sesi falan. Genelde dıştan sürüyoruz zaten. Arabada Nardi direksiyon var ama. Bak Nardi'yi çok severim. Ama Subaru'da ne bileyim. Aslında Subaru'nun direksiyonu Subaru olsun ya da Sparco falan olsun isterim. Yani Nardi biraz daha ağır güzel duruyor çünkü. Klasik Mercedes'te falan da güzel. Eski Amerikan Ford'larda güzel duruyor. Ha onun haricinde bir S2000 sözümüz vardı ama. Ops aman Toyota'cım. Bu S2000 yanlamalı gelmeyecek maalesef büyük bir ihtimalle. Çünkü güzel yanlayabileceğim modlanmış bir S2000. Ne bileyim hoşuma giden bir şey pek araştırmadım ama. Bulduklarımın arasında yoktu. Haliyle S2000 videosu makaslı gelebilir. Keşke şarkının o patlama yerini de şu viraja denk getirseydik. Şimdi agam. Sen neymişsin? Olabilir BMW ama yanlış gidiyor biraz. Olmamış. Bu biraz Toyota gibi takılıyor. Arkadaşlar bir de şöyle bir durum var. Ben Toyota deyince biraz arkadaşlar kızıyor da. Abi benim için Japon ne Honda ne Toyota. Net Nissan'dır. Hani Nissan dediğin zaman böyle ops aman 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 kordon güzeline zarar gelmesin. Şimdiki Japon maponu geçelim abi. Gittik arabayı toplayacağız diye lafa aldık. Sonucunda o dağılıyor biraz gavur. Grafik paketiyle ilgili bir çekiliş yapacağız. Yani çekilişe katılmanız için yapmanız gereken şey haberdar olmak için Discord'a gelmeniz, kanala abone olmanız ve yanındaki şans simgesine tıklamanız yeterli. Şu andaki kafamdaki şey bir hafta sürecek bir çekiliş olacak. 2 veya 3 kişiye hediye edeceğim. Dediğim gibi yüklemesini ben yapacağım paketin. Varsa bilgisayarınızda başka bir sorun yüklerken onu da çözerim. Hali vaziyet bu şekilde. Ekstra detay olursa zaten çekilişi başlattığımız zaman bunu da açıklarız. Haftaya plan yapmayı düşünüyorum çekilişi. Yani başlatacağım ondan sonraki haftaya da sonuçlanmış olur diye düşünüyorum. Hali vaziyet böyle arkadaşlar. Discord konusuna da geldiğimizde bakın aranızda bazı arkadaşlar var. Yani sözüm meclisten dışarı. Herkes bunu üstüne almasın. Adam Discord'a gelmiş. Şuna bir bak. Bunu bir yap. Ya zorunda mıyım? Ya da benim moderatörüm senin şeyini yapmak zorunda mı? Değil. Ha bak herkese yardımcı oluyoruz. Ama bunu hani ops. Neyse. Bunu gönüllü yapıyoruz kankam. Hani üslup çok önemli. Gerçekten çok önemli. Ya ben Discord'da kalan herkese diyorum. Hoşgörü, üslup. Bunlar. Başka bir şey. Kimse de aramıyoruz. Bak bir şey yapamıyor olabilirsin. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Yardım ederiz. Hallederiz. Ama üslup gerçekten önemli yani. Sanki şuna bir bak, şunu bir yap, bilmem ne. Yani öyle bir üslupta kesinlikle bir yardım alamazsınız.
Abi benim Discord'da değil, birçok Discord'da alamazsınız. Bak bazılarının yaşına veriyorum. Ama bu devam eder yani böyle bir kere alırsanız ve hoş bir şey değil. Yani bu yüzden dereceden çıkan arkadaşlar da oldu biraz. Olsun, hiç önemli değil. İyi de oldu hatta. Biz de daha mutluyuz dışarıda. Hoşgörü dostluk kazansın her zaman. Yanmayanların da başına bir şey gelmesin. Kahpontacılar diyecek biz ekmek yemeyelim lan. Abi siz de ekmek yiyin. Bak kaza olsun ama ölümlü kaza olmasın değil mi? Kahpontacılara da ekmek lazım. Araba sekti orada, çukura düştük. Şöyle yağmurlu havada yanlarken en korktuğum şeydir ya. Ne onun adı? Böyle tümsek gelir, çukur gelir de arabanın götü bir sekerse var ya. Zaten ayak kaldı Aliptas. Ayıkla pirincin taşını o saatten sonra. Makine cidden güzel duruyor. Arkadaşlar şimdi videonun yorumlar kısmında en sevdiğiniz 3 kasayı yazabilirsiniz. Bak tutup E60 yazmayın. E60 3 kasa değil çünkü. Onu bir belirteyim. Bayağı bazı editler falan yapılıyor görüyorum. İşte en iyi 3 kasa yapalım, E60'ı da koymuş. Ya tamam güzel araba da. Babacım 3 kasa değil o, 5 kasa. Yani artık bizim takipçilerden bunun ayrımını yapamayan kalmasın istiyorum. Şuradan düzlüğe çıkınca da bir gazlayalım mı adamı, vitesi küçültelim. Biraz 80'e kadar bir inelim. Çarkının patlama yeri gelsin. Gerçi gelene kadar zaten yol bitti adam. Abi şu sesin geçiş seslerini duyuyor musunuz bilmiyorum ama şunun şakır şukur cidden güzel. Abi yavaşla gel. Ağır gel. Ağır gel, şöyle arkanı bir alayım senin. Aman aman Alpacım aman. Ops şöyle. Arkadaşlar çok da bir şey kalmadı. Şu şarkı da bitsin. Yavaştan videoyu bitirelim. Ha, size danışmak istediğim bir konu daha var. Artık videonun burasına kadar izleyen arkadaş varsa helal olsun. Videoların izlenme ve beğenme oranları çünkü bu ara çok düşük. Yani bir beğenmeyi, bir izlenmeyi çok görmezseniz sevinirim. Ya gerçekten güzel bir sohbet muhabbet eşliğinde ilerlemek istiyorum. Hatta bunu ileride yayınlara da dökebiliriz Twitch'e. Bu bambaşka bir konu, bunu sonra konuşuruz. Şimdi kafamda iki tane plan var. Beni eskiden tanıyan arkadaşlar bilir. Biz bu yola ilk başta Assetto Corsa'yla değil, ETS ile çıktık. Ta pandemi zamanında her gün ETS'de yayın açardık böyle sabahlara kadar. Yani şu an işim ben dolayı öyle açamam ama ETS'ye de tekrardan başlayalım mı? Bu bir. İkincisi Farming Simulator çekelim mi, ister misiniz? Yani sizce gider mi? Biraz uzun olacak ama Farming Simulator videoları. Hani en kısası yine 20 dakika yarım saatten başlıyor. Ekiyorum biçiyorum muhabbetleri olduğu için. Ama Farming Simulator'ı da yaparsak modlu yaparız abi. Ben fiyat 480 olmayan yerde tarım marım yapmam. Yani tarımı ayağa kaldıran makinedir fiyat 480. Bir 65-46 bir 480 abi. O iş tamam. Böyle çift çeker 65-46 da makinedir yani. Çiftçi arkadaşlar bilir. Zamanın efsanelerinden. Ben bir Massey Ferguson'dan çok anlamıyorum. Ama onu da hallederiz başlarsak. Şımardık. Bir tık şımardık bak, patlıyorduk. Beş değil abi. Üç. Sahibinden temiz kullanılmış aile arabası BMW. Harici gibi bir ilan da hatasız Ford'un güzeli. Emsalsiz TRD tek. Şimdi küfür bile edilmedi.
Böyle varsa aklınıza gelen sahibinden ilanları videonun açıklamalar kısmına yazabilirsiniz yorumlara. Arkayı sarınca nasıl lastiklerle sarıyorsun değil mi? Lan bir çakalsın ha. İşte yavaştan haritanın sonuna da geldik. Artık bir sonraki şarkıya da zıplamayalım. Yavaştan burada videomuzu bitirelim arkadaşlar. Severek izlediyseniz ne mutlu adıma. Esenlikle ve sağlıcakla kalın. Yok mu şurada abi park edecek bir yer? Buluruz. Adam şöyle çekip sigara içeceğimiz bir yer yok muymuş ya hiç? Aa ben de şuraya çekerim abi. Dolsun toprağın içine şuraya koyarım bu arabayı. Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Esenlikle ve sağlıcakla kalın. Bir sonraki videolardan haberdar olmak için videoyu beğenip kanala abone olup bir de orada bir tane çam var bro. Şöyle tık diye bir açıyorsun. Artık bizle berabersin. Discord'da bekliyorum hepinizi. Esenlikle ve sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.